Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız olsun. Uyghur kişilik hukuk kanun lahiyesi Xitay organlarını çöçtü etti. 4 dekabr Xitay Markaziy Xalq Radiosi bergan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Amerika parlamentining Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qullashi Xitay kommunistlarining Sharqi Turkistondagi barliq qo'rchoq organlarini cho'chitayotgan. Xitay Millatlar Ishlari Komiteti, Xitay Davlatlik Terrorlikka qarshi turish ishxonasi, Xitay Tashqi ishlar ministrligi, Xitay mamlakatlik siyosiy kengashi, mamlakatlik xalq qurultoyi Xitay siyasi maslahat kengashi qatorliq Xitay kommunistlarining muhim organlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilgandan sirt, Xitayning Sharqi Turkistondagi qo'rchoq organlari ichidan atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik komiteti, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultoyi, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy kengashi, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik islom jamiyati qatorliq organlarimi o'ltirolmay qolgan bo'lib, Amerika avom palatasi tasdiqlagan Uyghur 2019 namlı kanun lahisiyle karşı bayanat ilan kılıştı. Bayanatta her kaysi organlar Xitay komünistlerinin ögetkini boyunca çalvaqap Amerika Parlamenti Avam Palatası'nın Uyghur 2019 namlı kişilik hukuk kanun lahisini makullugallıkı karıştırımız. Bu kanun lahisi kişilik hukukunu bahanı kılıp paketki köz yumup akkarını astın üstün kılıp etti. Atalmış Şinjan'ın kişilik hukuk ehvalini burmalap, karıçaplap ve sebepsiz ayıpladı. Şinjan'daki terrorlukı karıştırış ve esebilikini tügütüş tedbirlerine halıqancı tökmet yapıldı. Millet din siyasetimizine hakaretlep, Xitay'ını yolsuz cezalap, halkara kanun ve halkara münasifetinin asasi mizanını iğir derecede depsende kıldı. Xitay'ın içki işleri kopallık bilen aralaştı. Bu uçuktun uçuk zomigerlik kılmış. Amerika Avam Palatası tasdiqlagan Uyghur kişilik hukuk siyaseti kanun lahisiga kat'i karıştırımız digerlerini bildirişti. Kuzatkichilar Hong Kong kişilik hukuk kanun lahisi ma'qullanganda Xitay Tashqi ishlar ministrligidan boshqa hech qanday Xitay organlarining un chiqarmay Uyghur kişilik hukuk kanun lahisining tasdiqlanishi bilan Xitayning barliq muhim organlarining uvis cho'vilib ketgan hariga o'xshab qolganligidan tuvandiklarni tahlil qilishmoqda. 1. Xitay Sharqi Turkiston vaziyati haqida xalqaroda qilibotgan nayrangvozliklarining qarg'i kelmaganligini bilib yetgan. 2. Xitay Sharqi Turkiston xalqini yo'qotib, Sharqi Turkistonni o'zining qilishdan iborat rezil maqsadining amalga oshmaydiganligiga ko'z yetib, oxirgi qitim tirkishib biqish qaroriga kelgan. 3. Xitayning Hong Kongdagi manfaati Sharqi Turkistondan elayotgan manfaatlarga selishtirug'li bo'lmaydigan darajada bo'lganiga, Sharqi Turkistondagi manfaatidan ayrilib qolsa, Xitayning barliq pilallari barbod bo'ladi. Shunga Xitayning barliq organlari ko'chib ketgan. 4. Sharqi Turkiston xalqini terrorlik tuhmati bilan yo'qotsak, xalqaro jamiyatning qari bo'lmaydi deb plan soqqan Xitay, xalqaro jamiyatning Sharqi Turkiston masalasiga bunchalik e'tibor bilan qaraydiganligini o'ylabmi baqmagan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, 4 noyabr kuni Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Amerikani ogohlantirib, Amerikaning barliq xato harakati va so'zlari uchun tegishli badal to'lashi kerakligini ta'kidladi. Lekin o bu qonunning savdo so'hbatiga qanday ta'sir ko'rsatganligiga baho bermadi. Amerika bilan Xitay Hong Kong porti to'g'risida suhbatlashdi. 4 dekabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i bilan Xitay armiyasi bosh shtab boshlig'i Hong Kong porti haqida telefon suhbati o'tkazdi. Xabarda Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i general polkovnik Mark Milley bilan Xitay armiyasi bosh shtab boshlig'i general polkovnik Li Zuchangning telefon suhbati o'tkazganligi haqida ma'lumot berildi. Amerika armiyasi bosh qo'mondonlik shtabi bayonotchisi polkovnik Dedi munularni bildirdi. Ikki qo'mondon orasidagi suhbat unumli ijobiy bo'ldi. Ikki taraf mudofaa munosabati o'rnatishga fursat yaratdi. Ikki qo'mondon ikki davlat orasidagi fikr o'xshamasliklarga to'g'ri muomila qilish uchun dialogni faol davomlashtirish to'g'risida birdaklik hosil qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitay o'tgan hafta Amerika prezidenti Donald Trampning Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunini ma'qullashiga norozilik bildirib, Amerika harbiy paraxotlarining Hong Kongga kirishini man'i qiladiganligini e'lon qilgan edi. Ikki qo'mondon o'tirishidagi telefon suhbati Xitayning Amerika urush paraxotlarini Hong Kong portlariga kirishiga yo'l qo'ymaslik haqida e'lon qilgan bayonotidan keyin o'tkazildi.
Xitayning yangi iqtisodiy tuzuqi palata a'zolarining diqqatini tortdi. Amerika ovozi to'rining tunigunki xabarda bildirilishicha, Amerika kengash palatasining 25 a'zosi prezident Trampdan Xitoy yo'l qo'ymoqchi bo'lgan korxona ijtimoiy innovatsiya tizimini jiddiy tekshirishni talab qildi. Korxona ijtimoiy innovatsiya tizimi bo'lsa, Xitoy kelar yili yo'l qo'ymoqchi bo'lgan yangi turlik baholash tizimi bo'lib, alohida hisoblash usuli orqali har qaysi shirkat korxonalarining Xitoy iqtisodiy tuzilmasiga bo'lgan qo'llash nisbatini ko'rsatib berar ekan. Agar shirkatlarning olgan nomeri tuvan bo'lib qolsa, mol setib ololmaslik, tekshirish bosqichi ko'payish, o'sim nisbati yuqori bo'lish qatorliq qiyinchiliklarga uchraydi ekan. Amerika kengash palatasi a'zolari Xitoyning bu tizimining Amerika shirkatlarining texnika uchurlarini o'tinib berish, Xitoyning qimmat qarashlarini, tashqi siyosatlarini qo'llashga majburlash mumkinchiligini bildirishmoqda. Undan boshqa bu tizimdagi sonliq ma'lumotlar Xitoyning Huawei, Alibaba, Tencent qatorliq shirkatlar tomonidan bir tutash boshqarilgan bo'lib, buning ichidagi bir qism shirkatlar Amerikaning qari tizimniki degan. Kengash palata a'zolari bu tizimning kelgusida xalqaro savdodagi asosliq to'salg'uga aylanib qolishi mumkinligini bildirib, Amerika hukumatidan bu tizimni tezlikda tekshirib baholashni talab qilgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Xitoyning to'kmatlari butunlay asossiz dedi. Amerika yaqinda Hong Kongga aloqador qonun loyihasini rasmiy ma'qullagan ekan, Xitoy doiralari buningga noroziligini bildirib, Amerikaning bir qism hukumatsiz tashkilotlarga embargo yurgizgan va Amerika paroxotlarining Hong Kong tavasida to'xtatishiga ruxsat qilmagan. Germaniya ovozi to'rining 3-dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Amerika 5 burchaklik binosi Pentagon bu haqda ifoda bildirib, Hong Kongdagi qarshilik harakatlarining tez sur'atda hal bo'lishini xohlaydiganligini, zo'ravonlarga bostirish qilmishini tanqid qildiganligini bildirdi. Ma'lum Amerika davlat mudofaa amaldori bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning bu qarorining Amerikaga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligini ta'kidladi. Undan boshqa kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti bu vaqtda ifoda bildirib, tashkilotning hukumatdan hech qanday yordam qabul qilmaydiganligini, azaldan zo'ravonlik harakatlarini va Hong Kongning mustaqilligini qo'llab-quvvatlamaganligini, Xitoy doiralarining butunlay asossiz to'kmat qilganligini aytdi. Navbatda Xitoy doiralari Amerikadagi bir qism hukumatsiz tashkilotlarga embargo yurgizgan bo'lsa-mu, ammo buning tafsilotlari haqida to'xtalmagan. Xitoy Uyg'urlarning diniy kimligini yo'qotish uchun masjidlarni chaqmoqda. Amerika ovozi to'rining 1-dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar vazirligi Xitoyning Sharq Turkistondagi masjidlarini yiqitib, Uyg'urlarning diniy kimligini yo'qotmoqchi bo'lganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar vazirligining ma'lum amaldori muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning atalmish terrorlikka qarshi turish bahonasi bilan Sharq Turkistondagi nurg'ullagan masjidlarni chiqib tashlaganligini yoki taqib etganligini, yana nurg'ullagan mazarliklarni, islomiy binokarliklarni vayron qilganligini bildirgan. Xabarda Uyg'ur kishilik huquq loyihasi tashkilotining bu vaqtda to'plagan dalil isbotlari ko'rsatilgan bo'lib, hozirga qadar Sharq Turkistonning har qaysi shahar yezilarida 15 mingga yaqin masjidning chiqilganligi, bu umumiy masjid sonining 40% ini egallaydiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Garchi Xitoy doiralari Uyg'urlarning diniy erkinlikdan to'liq bahramand bo'layotganligini, masjidlarning hech qanday cheklamaga uchirmaydiganligini da'vo qilib kelayotgan bo'lsa-mu, to'xtamay o'tirg'i chiqayotgan dalil isbotlar Xitoyning jinoyatlarini xalqaroga oshkorlamoqda. Erdo'g'on terrorlikning yanaga islomni sifat shaklida qo'yganlarni la'natlayman dedi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'on Londonda Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkiloti NATO rahbarlar yig'ini jarayonida Angliyada turishliq Turkiya fuqarolari va musulmon xalqlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Erdo'g'on so'zlagan nutqida bu yerdan sizlar orqali qalblari biz bilan birga so'qiyotgan Osiyolik, Afrikalik, Turkistonlik, Kashmirlik, Arakanlik, Yamanlik, Liviyalik, Suriyalik jumladan zulm ostida ezilguchi barliq qirindoshlarga salomimni yo'llayman. Tunji qiblimiz bo'lgan Quddusqa jinini tikib qo'yib ega chiqayotgan Falastinlik qirindoshlarimga o'xshash shaklda muhabbatimni yo'llayman dedi. Turkiyaning ishonchli qo'llarida xotirjamlik va tinchlik ichida ekanligini tilga olgan Erdo'g'on, bugungi kunda 17 yil ilgarigiga solishtirganda texmi kuchlik bir Turkiya bor. Bugungi kunda xotirjam o'yinga selib yurgili bo'ladigan emas, balki o'z rayonida o'yin quradigan va o'yin buzadigan qat'iy iradalik bir Turkiya bor. Bugun bir qancha milliard uchun boshqalarga qo'l ochadigan emas, balki davlat kirimiga selishtirganda dunyo bo'yicha boshqalarga eng ko'p yordam qilayotgan mard bir Turkiya bor.
Бүгін 2002 жылғы селештіруғанда ұқтысады 3,5 әсі ашқан, кіші бешіғі тұғыр келдіған дөйләт керіміні 3500 доллардың 9700 долларға шықарған, экспорт соды ұмыми сомасының ешшедімі әр елі рекорд ярты батқан бір Түркия бар. Бүгін панахлық деліген 4 миллиондың артық зұлымға бә нахақчылыққы ұшырғышыларға бағырына ашқан, оларға игі шыққан бір Түркия бар, деді. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın Arapçadaki silim, yani tinişlik sözünün türlengenliğini eskertip mundaq dedi. İslam tinişlik dinidir. Tinişlik dini bolgan İslam'a herkizmi terörlükünü yıkılaştırılmaysalar ve terörlükünü onun yenigi süpet şekilde kat'i koyalmaysalar. Bunda kılgallarını ayıpki buyurumusun, men mu lenetleymen. Bulardan şunu soraş lazım. Yeni Zelandiya'da Mart ayında 51 Müslümanı namaz okuyatkan peyti şehit kılgallar kim idi? Hristiyan. Biz Hristiyan terörist dedik mu? Şundak bir söz işiltip baktık mu? İşletmedik. Hem kat'i işletmeyimiz. Nime üçün? Çünkü bizden dinimiz bolgan İslam bununla yol koymaydı. Aldı bilen dillerimiz otursudaki münasebetlerinin kandak yakşılığında kallakını sözleşeydi. Efsus ki hazır mı dünyada hürmetki iki bazı devletlerinin hürmetsiz bazı rehberleri İslami terörlük diyen sözlerini işletmekte. Bunda kılışkı bulmaydı. Bunu kubul kılışımız asla mümkün emez. Öz ara uçuruşlarda bu sözünü işletmezsiyonlar lazım. Siler bizden zahmilendir vatistler diyenini kançılığan kıtım tekrarla vatimiz. İkide bir İslami terör. Bir defa bu ifadeyi kullananlara gidin aynaya bakın diyorum. İslam Arapça silm kelimesinden doğmuştur. Silm anlamı itibariyle barıştır. Ve İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yaklaştıramazsınız. Ve teröre sıfat olarak İslam'ı onun yanına koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları kusura bakmasınlar, ben de lanetliyorum. Bunlara şunu sormak lazım. Yeni Zelanda'da 51 Müslümanı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan. Biz diyor muyuz Hristiyani terörist veya Hristiyan terörist, böyle bir şey kullandık mı? Kullanmadık ve kullanmayız da. Niye? Bizim dinimiz İslam buna da müsaade etmez. İslam Dünyası Halk Teşkilatları İttifakı yığınında Şarkı Türkistan meselesi gün tertipki geldi. 4 декабрь Истанбулның Аюб Султан районыга жайлашкан Ислам дөньясы халык тәшкилатлары иттифакы ИДСБ-ның киңәйтелгән музакара йыгыныга Шарқ Түркстан мәгърибе һәмкәрлек җәмгыяте мо тәклиф кылынды. Йыгынга җәмгыят рәисе Хидаятулла Огызхан, муавин рәис Мусаҗан Әр ва Адилҗан Мөхәммәт огылы катарлык 3 кешелек һәйәт катнашты. Йыгын Ислам дөньясында булып аткан һәр хил мәсьәләләрне бер-берләп оттырыгы куеш белән дәвамлашып, нәүәт Шарқ Түркстан мәгърибе һәмкәрлек җәмгыятеге келде. Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp Şarkı Türkistan'ın kısıkçı tarihi, hazırkı vaziyeti Türkiye ve çetelerde eğilip berilvatkan hizmetlerden malumat verdi. Ve bugünkü dek ciddi payette İslam dünyasının Şarkı Türkistan meselesiyle sükut tutup gelivatkanlıkını eyipledi. Ve İslam dünyası kılalaydıgan işlerini bir mi bir misallar bilen tilgi eyilip ötti. Şundakla o 3. dekabr Amerika'da imzalanan Uyghur 2019 namlı kanun lahisini esiltip, İslam dünyasını bizge yardım kılıçtın tosuf kuyuvatkan nersin ime. Siler niminin davasını kılısılar degen şekilde sual koydu. NATO tunca kıtım Xtay'nın tehditki aylanıqallıqını itiraf kıldı. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı NATO 4. dekabr günü tunca kıtım Xtay'nın özlerigi xırıs payda kılıvatqallıqını itiraf kıldı. Fransiya agentliğinin haber kılışça Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nın baş katibi Jens Stoltenberg Xitayning barg'ansiri eshib beriyotgan harbiy kuchi, jumladan uning boshqarilgan bombalarining Yevropa va Amerikaga yetib boralaydiganligini bildirib, uning ittifoqdosh davlatlar o'rtaq taqobil turishga tegishli bir xirisqa aylanganligini ilgari surdi. U Xitoy dunyodagi ikkinchi cho'ng harbiy hamjotga ega davlat.
O yakından beri özünün nurgun yeni ve zamanıvi iktidarını namayan kılmakta. Bu onun Avrupa ve Amerika'ya yitip paralaydıgan uzun mesafelik başkurulduğun bombalarını öz içige alıdığı dedi. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a azad devletlerinin başlıklar yığını 3. dekabr günü Angeliya paytaxtı London'da başlanıgan. Mezkur siyasi harbi ittifakının bu nöbetlik başlıklar yığını onun kurulganlığının 70. yıllıkı doğru gelgen. Şu münasebet bilen mezkur teşkilatı'a azad 29 devletinin rehberleri bu kıtım London'da yani onun 70 yıllıkını tebrikledi. Fransiya agentliğinin haber kılışça NATO'nun 4. dekabr günü ahırlaşkan başlıklar yığınının bayanatıda Xitay meselesi alahide tilge elinip, mezkur teşkilatka aza devletlerinin Xitay'a ortak takabül duruşu gerekliliği tähkilendi. Bayanata Xitay'nın zor yuvatkan tesiri ve halkara siyasetleri, hem pürset hem hırs elip gelmekte. Bununla karşı biz iştipak süptede tan takabül duruşumuz gerek değildi. Bayanatı yana Xitay'nın tor sürütüge alakadar 5G teknolojisi mi tilge elinip, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a aza ve onunla şirik devletlerinin 5G teknolojisi köçüde Bihater ve uçuk aşkarı sistemlerde şenç bağlaşı gerekliliği tähkilendi. İlgiri Prezident Trump ile Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Avrupa'daki azaları oturusu da 5G teknolojisi küçüşke Xitay'ını katınaştırış meselesi zor ıhtılap payda kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşkü şahslarına Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arxısı ki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.